Sevgili sektör mensupları, sevgili nihai tüketiciler, Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi yeni bir mağaza açılışından sesleniyor sizlere. Esila Home'un sahipleri ikinci mağazasının açılışına tüm dost ve sevdiklerini davet ettiler efendim. Biz de istedik ki bu açılıştan güzel kareleri ve röportajları sizlere yansıtalım. Ankara'nın ileri gelen perdecilerinden Taştekinler ailesinin bir ferdi olan Sayın Zihni Taştekin'in sevgili oğlu Egemen Taştekin, Esila Home Perde'nin Keçiören'de, Ankara Keçiören'de ikinci şubesini bugün, yani tarihler 11 Temmuz 2020'yi gösterirken efendim tüm nihai tüketicilerin hizmetini açtı. Değerli sektör mensupları, kendilerini yalnız bırakmayan, bu güzel aileyi yalnız bırakmayan bir aile ferdimiz yanımızda. Taştekin Perde'nin sahiplerinden Sayın Suat Taştekin yanımızda, aynı zamanda bir aile ferdi. Evet. Efendim biz mikrofon tutacağız ama ilk diyeceği cümle şu olsa gerek: ben yeğenimle gurur duyuyorum diyecektir. Aynen. Ama gerisini de merak ediyorsanız buyurun hep birlikte dinleyelim. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Emel ablacığım, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ailece çok başarılısınız. Yani perde konusunda Ankara'ya perakende ayağında mal olmuş markalardansınız. Şimdi perakende de marka olur mu diye soracaksınız. Perakende isimleri bana göre her biri birer markadır. Evet. Ama hakkını verene, ama emeğini konuşturana, bu hizmeti hakkıyla yapana, işte hakkıyla yapan, keza toptancısıyla, müşterisiyle gerçekten güzel diyaloglar kuran bir ailesiniz siz. Taştekinler dedim mi ilk akla gelen perde mağazalarından. Şimdi ben susayım Suat Bey. Bizi ilk defa seyredenler olabilir. Taştekinleri bilmeyenler olabilir. Sizi hikayenin başına götüreyim. Şimdi öncelikle Egemen Taştekin olan yeğenime gurur duyuyorum tabii ki. Çok heyecanlı kendisi de. Böyle bir mağaza açtığında ben de gurur duyuyorum kendisiyle. Önünün açık olmasını istiyorum. Bereketli, bol satışlar olmasını istiyorum. Allah izin verirse tabii ki. Heyecanlı. Her zaman arkasındayım onun tabii ki. Her konuda. Ürün yelpazesi olsun, ne bileyim işte çeşit olsun. Desteklerimi vereceğimi söylüyorum kendisine. Zaman zaman da konuşuyoruz zaten Emel ablacığım. Çünkü biz üçüncü kuşak olduğumuz için Egemen de dördüncü kuşak diyelim biz. Sonuçta bizim dede mesleğimiz bu. Severek yapıyoruz mesleğimizi. O yüzden özen gösteriyoruz. İşimize saygı duyuyoruz. En önemli şey şu, severek yaptığımız için, içimizden geldiğinden dolayı çok gurur duyuyoruz biz. Hem kendimizde hem mesleğimizde açıkçası. Şimdi Egemen Taştekin çok heyecanlı. Bu sektörde yeni yeni başlıyor açıkçası. Tabii amca olaraktan Zihni Taştekin de babasının desteklerini de görerekten tabii ki sonuçta. Böyle bir mekan açmasına gurur duyuyorum. Çok güzel olmuş. Kendisini tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi Taştekin olaraktan da az önce dediniz ya bir marka diye. Marka olmak kolay değil Emel ablacığım. Yani hadi ben bugün işte yapayım, yarın marka olayım diye bir şey yok sonuçta. Bu yıllar alıyor, seneler alıyor. Marka olmak demek şu, müşterimize güzel hizmet vermek, ürün kalitesi, ürün yelbazesi, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Ha, biz bu markayı oluştururken tek başımıza mı yaptık? Hayır, tabii ki tek başımıza yapmadık. Çalıştığımız firmalar da çok önemli. Her firmayla çalışmıyoruz.
işini düzgün yapan, düzgün takip eden, çeşit yelpazesi düzgün olan firmalarla çalışıyoruz. Başarımız ondan dolayı açıkçası. Bir de bu işi ailece yapıyor olmanız, yani eşlerin destek veriyor olması estetiği, güzelliği, zarafeti yanında getiriyor diye düşünüyorum. Sevgili eşiniz Özlem Taştekin'i de burada anmadan geçmek istemiyorum. Keza sevgili abiniz Fuat Taştekin'i, sevgili eşi Derya Taştekin'i anmadan geçmek istemiyorum. Yani rahmetli babanızdan kalan bu güzel mirası, bu güzel mesleği ileriye götürürken de aile birliğine önem veriyorsunuz. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var Emine ablacığım. 4 tane şubemiz var bizim. Her şubemizin başında işte Özlem Taştekin, Derya Taştekin, Fuat Taştekin ve Suat Taştekin var. Biz çalışırken bir ekip olaraktan çalışıyoruz sonuçta. Özlem Taştekin olsun 15 yıldır benim, 20 yıllık evliyiz biz sonuçta ama 15 yıldır bu mesleğin içerisinde, işin içerisinde. Çok da güzel şeyler başardığına inanıyorum ben. Yapıyor da, o da heyecanlı bir şekilde yapıyor tabii ki. Müşteri portföyü özellikle son 5 yılda aşırı derecede yelpazesini genişletti. Telefonla müşteri mesela çok fazla gelen. Ve artı Fuat Taştekin tabii ki benim abim olaraktan bir görev dağılımımız var bizim içerisinde, mesleğimizde. O finansa bakar, ben finansa bakarım, mal alımına bakarız. Bu şekilde başarıyoruz biz açıkçası. Peki, tekrar Egemen Taştekin hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi aslında bir ahçı, çok da güzel yemek yapıyor. Ama baba mesleğini seçmesindeki en büyük unsur, önünde duran siz idolları olabilir mi? Ya şimdi idol olabilir tabii ki. Sonuçta Egemen Taştekin küçüklüğünden beri böyle tabakla çanakla uğraşmayı çok seven bir insandı. Ama tabii ki biz... Dördüncü kuşak oldu ya Egemen. Biz de üçüncü kuşak sonuçta. Bizim bütün sülalemiz perdeci. Yani başka bir mesleği yapamıyoruz biz maalesef. Öyle mi? Yani yapamıyoruz. Az önce dediğim gibi severekten yaptığımızdan dolayı en başarılı olduğumuz meslek bizim perde sektörü açıkçası. Yani Egemen'in önünde iki şık vardı. Ya ahçı olacak ya perde. Perdeci, aynen. O da perdeci oldu tabii ki sonuçta. Yani. Peki kamera yaklaşsın. Egemen'e, tabii sadece Egemen'e değil, Sayın Zihni Taştekin'e de birçok öğrenci yetiştirdi biliyorsunuz. Evet. Taştekin ailesine de. Buradan amcaları olarak, kuzenleri olarak çok özel cümleler sarf edin desem neler söylersiniz? Hatıra bırakalım bugüne. Şimdi Zihni Taştekin de severekten bu mesleği yapıyor sonuçta. Şimdi... Bu mesleği öğrenmek hani altın makas derler ya, hatta hatırlarsanız bir röportajınızda böyle bir şey de hani akılda kalsın diyorsunuz, benim de öyle aklımda kalmış tabii ki. Altın makası Zihni Taştekin oğlu Egemen Taştekin'e teslim etti. Yani ondan dolayı bu böyle böyle gidecektir sonuçta, ondan dolayı da güzel bir anı sonuçta. O zaman kendileriyle gurur duyduğumuzu söyleyelim. Aynen. Şu anda ben sizin hücrelerinize kadar duygulandığınızı da biliyorum, hissedebiliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim inşallah. Keşke herkesin atası sizin gibi olsun. İnşallah, inşallah. Allah bol bereketli kazançlı versin. Hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Efendim, biz Perde Satıcıları Haber Portalı bu güzel açılıştan sizlere seslenmeye devam edeceğiz ama özellikle nihai tüketiciler, sizlere sesleniyorum. Evinizin makyajını biz yapalım diyorlar. Bırakın işi bilene diyorum ben de. İşi erbabına bırakın. Onlar evinizi güzel güzel donatacaktır. Sadece Keçiören'e değil, tüm Ankara'ya hizmet verecek bu mağazaya, Esil Home'un ikinci mağazasına uğramadan geçmeyin. Nereden? Tabii ki Keçiören'in Kamil Ocak Mahallesi Divrik Caddesi'nden.